başsavcı Pelin, kocanın arkasında durursan... ...işte senin de kariyerin yanar diye bana abi altından sopa gösterdi ya. Hatta daha da ileri gitti, sen beni manipüle etmişsin, onu diyor bana. Ya kadın resmen belli yani, buraya beni yakmak için gelmiş. Bu senin ofisine gelmeler falan, bunlar normal şeyler değil canım. Hiç değil ya, hiç normal değil. Her şeyi biliyor kadın ya, her şeyi. O polis baskınında benim polise söylediğim şeyleri söyledi bana ya. Bir de ne dedi? Akgün'ü ben senin için saklamışım. E tamam işte, senin üzerinden yürüyecek yani. Eski taktik, blöf yapıyor. Korkup senin çözülmeni bekleyecek yok, yani. Yok, korkmadığımı gördüm. Ama işte bence risk almayalım. Ben bu Cemal'le olan görüşmeyi iptal edeyim. Soruşturma bitene kadar biz sakin kalalım bence. E sen ayarladın mı görüşmeyi? Ayarladım. Gayri resmi bir şekilde ayarladım. Sana yapacağım teklif tek seferlik Cemal. Benimle anlaşmak istediğini biliyorum. O yüzden elindeki her şeyi önüme masaya koyacaksın. Her hareketimi biliyorlar. Nasıl olacak o? Gardiyan sana ilaçlı bir yemek verecek. Sen o yemeği yiyeceksin, hastalanacaksın ve hastalığın gerçekçi görünecek. Seni hemen hastaneye sevk edecekler. Sonra da seninle hastanede yüz yüze görüşeceğiz. Bak savcı, benim buradan hemen çıkmam lazım. Kimsenin haberi olmadan sen bana yardım edebilir misin? Onu söyle bana. Sen bana istediğimi ver. Sonra oturup seninle şartları konuşalım. Gelecek hayatını kuralım. Eğer gardiyanın getirdiği ilaçlı yemeği yersen... ...yarın sabah seninle görüşürüz. Kabul etti yani. Başka şansı yoktu ki, ne yapacak? Çok yaklaşmışsın. İşte çok yaklaştım ama ben bu riski alamam Canan. Ben bu riski alamam. Bu sorgucu başsavcının seni bu olayların içine çekmesine izin veremem. Kusura bakma. Çünkü düşündüğümüz gibi olmayacak. Canancığım, düşündüğümüz gibi olmayacak. Daha büyük olacak her şey. Bunların sonuçları daha büyük olacak. Böyle bir seni kınayarak falan, böyle işine devam etmeni falan... böyle bir şey düşünme. Ya. Bak, avukatlığına elini alacaklar, mesleğine son verecekler. Yapamayacaksın avukatlık. Benim yüzümden başına bir kere böyle bir şey geldi. İdeallerini benim yüzümden bitirmene bir daha ben müsaade etmeyeceğim. Selim. Selim diye bir şey yok, bitti, net. Bak, sen bir daha avukatlık yapamazsan eğer, ne demek biliyor musun? Hayatın boyunca beni affedemeyeceksin demek. Ve ben bunu kaldıramam. Tamam, şimdi... Ben bu denklemin içinde olmasaydım, sen ne yapacaktın? Nasıl ne yapacaksın? Duman edecektim ya, yerle bir edecektim hepsini. Et işte, et. Edemem. Duman et ya. Sen ne yapacaksan yap, yapman gerekeni yap sen. Ya hayatım, şimdi böyle söylüyorsun ama yarın öbür gün... Hayır, sonra bir şey demeyeceğim, aynı şeyi söyleyeceğim ben, tamam mı? Ben istiyorum yapmanı. Kendim için istiyorum ya. Çünkü bugün sana yaptıklarını sadece sana yapmadılar. Selim, bana da yaptılar. Ve sen şu konuda çok haklıydın. Şimdi bu insanları bir kere boyun eğdiğin zaman... ...bir daha asla kafanı kaldırtmazlar. Sen şimdiye kadar üzerlerine dimdik yürüdün. Şimdi de yürü. Tamam mı? Vazgeçme. Sen git yarın Cemal'le görüş. Ama riskin farkındasın. Farkındayım ben. Riskin farkındayım. Her şeyin farkındayım ben. Asıl benim yüzümden geri adım atarsan seni affetmem. Tamam mı? Aldın mı kaydı? Sen Münir Bey'e ara, haber ver. Evet. Münir Bey, savcı Cemal'le görüşmeye gidecek. Onunla ben ilgilenirim. Ben de tam sizi arayacaktım. Akgün'ün mekanına bir mektup yolluyorum. Haberiniz olsun. Bunu görür görmez babasıyla görüşmeye gidecektir. Tetikte olun. Anlaşıldı. Tamamdır, biz dinlemedeyiz. Merak etmeyin.
kabul etti.